Evet arkadaşlar, bugün sizleri çok değişik bir yere götüreceğim. Şimdi otelden çıkmak üzereyim. Otelden çıkınca size sürprizimin ne olduğunu anlatacağım. Hadi bakalım, 1,5 saat, 2 saate kadar bir yolumuz var. Çöllerden, möllerden geçeceğiz. Havacılıkla ne alakası var acaba? Hadi gelin başlayalım. Evet, yolculuğumuz bugün bu Jeep Grand Cherokee ile güzel bir araba binmeden ve uzun yola çıkmadan evvel harici kontrolümüzü yapıyoruz. Nereden geliyor bu alışkanlık? Çünkü uçakta da aynı şeyi yapıyoruz. Böyle bir alışkanlığı edinin arkadaşlar, arabanıza binmeden önce her sabah. Evet, her şey yolunda. Görüşürüz. Evet, yola koyuldum. Yaklaşık yarım saat oldu. 1,5 saat falan kadar daha bir yolum var. Gideceğim yol yaklaşık 190 kilometre kadar, en azından GPS'te öyle gösteriyordu. Öğle saatleri olduğu için şu an için trafik yok ama gördüğünüz gibi Amerika'nın böyle otoyollarında kaç tane şerit var? 5 tane mi gidiş, 5 tane geliş falan falan. Yine de yoğun bir trafik var tabii ki, tırlar vesaire, işte kamyonetler. Bir de burada en sevmediğim olay, burada Avrupa'daki gibi yavaş giden trafik sağa çekilmiyor. O yüzden bazen işte 55 mille, 60 mille en sol şeritten giden insanlara da rastlıyorsunuz. Ama havamız açık. Birazcık daha içerlek bir yerdeyim Los Angeles kıyılarından. Los Angeles kıyılarında hava kapalıydı. O da tipik bir denizden, okyanustan gelen bir meltemle oluşan bir şey bu. Oralar hep böyle şeyli olur, hafif bulutlu olur. Doğuya doğru ilerledikçe de hem hava ısınır hem de bu bulutlar birazcık daha açık olur. Gideceğim yerde hiç bulut olmayacak, ona garanti verebilirim. O yüzden de orada uçakları saklıyorlar diyecektim. Uçakları depoluyorlar. Yani gideceğim yer uçakların depolanacağı bir yer. Belki orada uçaklara yakından giremeyeceğim, göremeyeceğim ama en azından sizlere uçakların neden çöle taşındığı konusunda güzel bir video çekmeyi planlıyorum. Görüşmek üzere. Evet, biraz erken davrandım galiba, trafiğe yakalanmadım derken. Çünkü gördüğünüz gibi şu an trafikteyim. Yalnız bir söylediğim şey doğru çıktı. Bakın, şehrin doğusuna geldikçe, kıyıdan da uzaklaştıkça gökyüzü artık tamamıyla açık ve güneşli hale geldi. Şu an yaklaşık 30 mil ile gidiyorum. Umarım çok daha fazla bu kadar şey olmaz, sürmez bu trafik sıkışıklığı. Sizlere en son kaydı yaptığımdan bu yana 20 dakika geçti ama sadece 7 dakikalık bir gelişme gösterdim. Yani birazcık yol tıkandığı için yol uzamış durumda. 126 kilometre kaldı. Şu an 1 saat 23 dakika diyor. Belki arada bir mola veririm. Görüşmek üzere. Burada çok değişik uçaklar da var tabii. Bunlardan bir tanesini size göstereyim. Bakın, burada Boeing'in hangarı var. Boeing'in hangarında bir tane 747 var. 747-8. Ama değişik bir uçak. Çünkü kargo uçağına benzemiyor ama 8. Üstü de kargo gibi. Yanında böyle bir şeyi kaplamışlar. Şurada bakın, kokpitin arkasında da bir kapı var hemen. Kokpitin arkasındaki kapı da çok ilginç. Aslında burada öyle kokpitin arkasında böyle bir kapı yok normal uçaklarda. Değişik bir şey olmuş. 747-8 olmuş. Burada yapılan başka işlerden bir tanesi de uçakları sadece store etmek değil. Burada gördüğünüz gibi başka bir uçağa, Tayvan'dan gelen bir China Airlines kargo uçağı bu. Bu uçağı yeni müşterisine hazırlamak için çalışıyorlar. İşte motorlar değişiyor, yapılması gereken bakımlar yapılıyor vesaire vesaire. O tür işler de yapan şirketler var burada. Bazı parçalar yenileriyle değiştiriliyor veya başka uçaklardan alınanlarla değiştiriliyor. Bu türden şekilde. Ayrıca burada yeni uçaklar da var. Bunlar Boeing 737 Max'ler, müşterilere teslim edilmemiş olanlar. Onlar da burada bekletiliyor. Sıfır uçaklar havaalanında burada bekletiliyorlar. Burada bazı uçakların son teslimat öncesi işlemleri de yapılıyor. Burada başka kullanılmış uçaklar da var. Şu an güvenlik şeyinin arkasındayım. Oradan bakıyorum. Burada bir 787 var.
Aynı zamanda 737 -8 Allegiant'a teslim edilecek olan uçaklardan bir tanesi. Şöyle bakalım, görelim. Zoomlayabiliyor muyuz? Bayağı rüzgarlı bir ortam. O nedenle biraz şey olacak, zor olacak burada sesimi size duyurmam. İleride, birazcık daha ileride belki daha iyi bir çekim yapabilirim. İleride birazdan başka uçakları da göstereceğim size. Burada teslim edilmemiş 737 görüyorsunuz. Allegiant'a, Amerika'daki Allegiant'a teslim edilmeyen bir uçak var. Bir de onun dışında bir Çin'e giden bir uçak var. Burada China Airlines Cargo'nun bir tane 747'si var. Bu 747 belki de bizim şirkete gelecek, bilmiyorum ama sonradan ortaya çıkar. Gördüğünüz gibi motorlarının önü kapatılmış durumda. İçine toz vesaire ve yabancı madde girmesin diye. Bu önemli çünkü motorları eğer takılı olarak bekletiliyorsa motorları mutlaka korumanız lazım. Bu da büyük bir olasılıkla, dediğim gibi, ileride teslim edileceği için bu haldedir. Arkada bir tane bir uçak daha var, onu da göstereyim size. O da bir 747. Bakayım zoomlayabilecek miyim? Bu kadar zoomlayabiliyorum ancak. Onun motorları çıkarılmış durumda. Size bir video yapmıştım, motorlar her zaman için uçakla beraber gitmiyorlar diye. Burada bir 777 galiba bu. 767 pardon. O var. Onun da motorları kaplanmış durumda. Arkada bir tane DC-10 görüyorum. Bir tane FedEx'in şurada uzakta 757'si var. 757 de FedEx'in herhalde ya bekletmek için yaptığı veya bir bakım yapılıyordur. Burada aynı zamanda normal hava yollarının bakımı da yapılıyor. Burada bir helikopter firması var. Şey yapıyorlar onlar. Hasta taşımak için bir helikopter firması. İleride daha başka uçakları da göreceğiz. Burada bir motorları sökülmüş 777 görüyorsunuz. Hangi hava yolunun bilmiyorum ama motorları gitmiş vaziyette. Ya yeni motor bekliyor ya da yeni müşteri bekliyor. Bilmiyorum artık. Biraz evvel gösterdiğim 757 de burada. Şurada FedEx uçağlarında bir tane 717 var. Bunlar Avustralya'dan gelen, Qantas Link'ten gelen uçaklar. Bunlar ya emekli edilecekler ya da başka firmalara satılacaklar. 717 benim bayağı sevdiğim bir uçak. Aslında type rating olarak da çok ilginçtir. DC-9 type ratingi. Keşke yani öyle bir onları uçurmak bir fırsat olsaydı DC-9 type'ım da olurdu derdim. Bu uçaklar Qantas Airlink tarafından opera edilmiş, işletilmiş uçaklar. Şu an buraya Avustralya'dan gelmiş ve beklemeye alınmış durumdalar. Yanılmıyorsam bunlar artık yavaş yavaş bira kutusu, kola kutusu olacaklar. Çünkü 717'ler güzel uçak olsalar bile artık yavaş yavaş ömürlerini de tamamlamaya başladılar. Burada yeni şu Shenzhen Hava Yolları, onun bir uçağı var, 737 MAX. Burada yine bir 737 MAX 8 var. O da Çinli bir hava yolunun, teslim alınmadıkları için bunlar burada uzun süreli beklemeye alınmış durumdalar. Şimdi size burada ilginç bir şey göstereyim. Burada motor kapak parçaları var, görüyorsunuz. Belli başlı uçaklarda eğer buna ihtiyacınız olursa bu uçakların parçalanması söz konusu ve parçalandıktan sonra bu parçalar başka uçaklarda kullanılmak üzere bazen böyle açıkta, bazen de açıkta olmadan özel koşullarda saklanıyor. Eğer bir motor kapağına ihtiyacınız varsa, yanılmıyorsam bunlar 767GE motorlarının parçaları. O zaman geliyorsunuz, buradaki firmaları arıyorsunuz ve onlar da size temin ediyorlar. Size iki tane hangar göstereceğim. Bu hangardan biraz ses çıkıyor. Bilmiyorum o ses size geliyor mudur. Bir de şurada bir hangar var. Bu iki hangar IAC, havayollarının ve diğer şirketlerin kullandığı bir firma. Buraya uçakları yolluyorlar ve boyama fili yapıyorlar. Burada ses çıkmasının nedeni de filtrelerden gelen, büyük bir olasılıkla içeride hangarda boyama işlemi yapılıyor ve oradan havanın temizlenmesi için de o kompresörler çalışıyor. IAC taşeron bir firma. Bunlar hem gerekli olduğu takdirde fabrikadan yeni çıkmış uçakları, gerekli olduğu takdirde de yeni değişilen, sahibi değişen veya başka bir firmaya kiraya verilen uçakları boyayan bir firma. Bu da böyle bir bilgi olsun size. Bu da ikinci hangarları. Şöyle göstereyim. Buradan ses çıkmıyor şu an. Burada büyük bir olasılıkla herhangi bir aktivite yok. Ama diyeceksiniz ki uçaklar boyalanarak çıkmıyor mu fabrikadan diye sorabilirsiniz. Bazen hakikaten öyle olmuyor. Çünkü neden diye soracak olursanız cost effective değil. Yani maliyetleri çok fazla olabiliyor. Örneğin Boeing 737'lerinin fabrikası, şöyle göstereyim size.
Boeing 737'lerin fabrikası Seattle'da, Renton'da. Siz orada yaptığınız zaman şeyi, boyamayı, gerçekten de çok fazla bir maliyete yol açıyor. Hem oradaki işçilik maliyetleri yüksek, hem orada ortam çok müsait değil. Şey açısından, iklim açısından da çok müsait değil. O nedenle bu böyle kuru boyanın çok da fazla nem almayacağı, zarar görmeyeceği bir yerde bu işleri yapmak çok daha iyi. Şimdi şuradan değişik bir yoldan gidiyorum. Burada da bir galiba bir termik santral mı? Bir santral gibi bir şey var sanki. Karşıdan da araba geliyor. Burada belli bir yerden sonra çok ilginç bir görüntüyle karşılaşacaksınız. Ve artık çekimi de orada yapacağım. Daha doğrusu çekimi orada yapacağım için ilk belki görüntüyü oradan alacağız. Şu an arabanın içerisi bayağı sıcak oldu. Klimayı da açmıyorum ses yapmasın diye, ama size de bazı şeyleri göstermem için ve sesimi de duyabilmeniz için klimayı kapatmam şart. Hepiniz biliyorsunuz, daha önceden de anlatmıştım, FedEx filosunda bayağı bir yenileme yaptı. Bayağı eski uçaklarını elinden çıkardı. Dolayısıyla FedEx'in bayağı bir uçağı var burada. Şimdi burada başka bir yerden daha görüntü almaya çalışacağım. O görüntü belki de çok daha mükemmel bir görüntü olacak. Bakalım. Burada da bir uçak parçalama yeri var. Evet, buraya kadar geldik. Buradan bir görüntü alabiliriz büyük bir olasılıkla. Evet arkadaşlar, burada 717'leri görüyorsunuz. Volotea Avrupa'daki bir düşük maliyetli bir hava yoluydu ve 717'leri bayağı kullanıyordu, ama şu an gördüğünüz gibi çoğu hepsi elinden çıkarılmış durumda. Artık Airbus kullanıyorlar ve Volotea'nın da 717'leri şu an da elden çıkarılmış durumda. Artık bunlar yavaş yavaş parçalanıyorlar. Önde bir tane bayağı bir parçalanmış olanı var. Onun dışında biri de burada var. Biraz da böyle bastığım yerlere dikkat etmem lazım. Yılandı, çıyandı, bilmem neydi. Buralarda sonuçta burası çöl. Olabilecek şeyler. Evet, size anlatmıştım. Burada da bir FedEx'in MD-11'ini görüyorsunuz. FedEx filosunda bayağı küçülmeye gitti demiştim. MD-11'ler çok az kaldı FedEx'in filosunda. Onları 767'lerle değiştiriyorlar. Ama burada gördüğünüz gibi ileride belki MD-11'leri kullanacak başka insanlar olabilir diye, belki de bu uçağın işte motorları sökülmüş, motorlarının yerinde yerler esiyor. Belki o motorlar başka uçaklarda kullanılacaklar. Ama artık yanılmıyorsam bu FedEx MD-11'i de artık uçmayacak gibi duruyor. Tıpkı daha önceden gösterdiğim Volotea'lar gibi. Volotea'nın 717'lerini parçalayan firma FedEx'inkileri de, MD-11'lerini de parçalıyor. Şu an görüyorsunuz. Onların böyle ekosebi kuyruğu vardı. O Volotea'ya özgü bir şeydi. Bunlar ne yazık ki artık uçmayacaklar. Parçalanıyorlar. Başka 717'lere can verecekler belki. Üstlerindeki registration'lara da bakarsanız, mesela işte 829 BC Bravo Charlie diye. Onlar da neyi temsil ediyor bize? Bu uçakları buraya getirmek için başka bir registration'a bağlamışlar uçakları. Arkasından Amerikalı pilotlar bunları almışlar, uçurmuşlar. Ondan sonra da buraya getirmişler. Evet, burada bir tane daha var. Bir yerden sonra da bunlar tamamen paramparça haline gelecekler. Bakın, bunun kuyruk kısmı bayağı şey olmuş, parçalanmış. Evet. Bu kadar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha. Bugün sizler için 2 saat yol geldim. Los Angeles'ta yatım vardı. Los Angeles'ta yatımdan geldikten sonra sizler için 2 saat Victorville, California'ya geldim. Burası neden önemli? Burası dünyada sayılı yerlerden bir tanesi. Amerika'da bile değil, dünyada sayılı yerlerden bir tanesi. Uçaklar genellikle uzun süre muhafaza edilmek istendikleri ve depoya konmak istendikleri zaman çöllere taşınırlar. Avrupa'da bunun yapıldığı yer neresi var? İspanya var. Ama daha çok
Amerika'daki çöller bu iş için kullanılıyor. Çünkü hem uçak üretimi açısından hem de uçak bakımı açısından Amerika çok önemli bir yer. Bunlardan bir tanesi Marana, Arizona. Belki bir gün oradan da çekim yapmak fırsatı olur. Ama bugün sizler için Victorville'e geldim. Şu an size arkamda göreceksiniz Volotea'nın bir düşük maliyetli bir Avrupa'daki hava yoludur Volotea. Uçaklarını görüyorsunuz. Onlar Boeing 717'leri, ilk çıktığı tabiriyle MD-95'leri kullanıyorlardı. Gerçekten de güzel bir uçak. Artık miladını da doldurmaya başlamış olduğu için ekstradan bakım maliyetleri yerine onlar yerine Airbus'lara değiştirdi uçaklarını Volotea. Burada gördüğünüz 3 tane uçak var. Şu an beni takip ediyor herhalde kamera. Evet, 3 tane uçak var. Bunların değişik aşamalardan geçtiğini görüyorsunuz. Burada en sondaki uçak bayağı bir parçalanmış durumda. Peki bunlar neden parçalanıyor? Çünkü bazı parçaları hala dünya üzerinde uçmakta olan başka uçaklar içinde hala kullanılabiliyor. O nedenle bunlar parçalanılıyorlar. Burası gerçekten çok büyük bir yer ve büyük bir meydan. İçine girmek mümkün olmadı. Daha önceden izin alıp gelmek lazım. Onu da zamanı geldiğinde yapacağım tabii ki. Aslında benim bir arkadaşım vardı. Burada kendisinin uçağı var. Onun sayesinde belki uçacaktık. Hani ben buradan uçup hem de pistte çekimler yapabilecektik. Ama özellikle uçakların depolandığı yerlere girmek gerçekten çok zor. Onun için özel izinler gerekiyor. Yani SAMCHUI falan olmanız lazım bu iş için. Öyle söyleyeyim size. Buraya neden geliyor bu uçaklar? Bir takım nedenleri var. Biraz evvel çekimini yaptım. Artık montajda nereye düşecek bilmiyorum. Biraz da kendimi böyle rüzgardan korumaya çalışıyorum. 737 Max'lerle ilgili bir sürü sorunlar var biliyorsunuz. Onların bir sürüsü, bir sürü Boeing 737 Max imal edildi ama bir türlü uçamadılar. Onların imal edildiği yer Renton, Washington benim çok iyi bildiğim bir yer. Ama orada gerçekten de yer olarak çok büyük bir kısıtlama vardı. Onların büyük bir kısmı FAA'den özel izinler alınarak buraya uçuruldular ve pandemi sırasında burada başka hava yolları da büyük miktarda uçaklarını depoya etti. Neden? Çünkü çok son derece kuru bir ortam var. Uçaklar her ne kadar kompozit malzemelerden de modern uçaklar yapılmış olsa bile diğer uçaklarda dünya kadar metal aksamı kullanılıyor. Kompozit malzemelerden yapılan uçaklarda bile metal aksamlar var. Onların paslanmasını veya bazılarının tabiriyle korozyonunu önlemek için işte böyle kupkuru çöl ortamlarında sıcak yerlerde camlarını kapayarak ve lastiklerini de kapayarak ve motorlarını da sökerek uzun süre bekletebiliyorlar. Ondan sonra bu uçakları daha sonradan servise koymanız korozyon riski olmadığı için ki uçağa metal aksamını böyle yiyen bir şeydir o. O yüzden böyle yerler tercih ediliyor. Onun dışında başka nedenleri de var. Burada işçilik ucuz. Burada etrafta dünya kadar boş arazi var. İstediğin kadar getir uçağı burada tutabilirsin. Renton'da örneğin yanılmıyorsam 30-40 taneden 737'den fazla kullanamıyordun yer kısıtlaması nedeniyle. Onları orada bırakmak mümkün olmuyordu. İşte bu nedenle böyle yerlere getiriliyorlar. Aynı zamanda böyle yerlerde uçakların periyodik bakımları da yapılıyor. Bazı hava yollarının kendi hangarları, kendi bakımları yok. İşte o nedenle böyle yerlere getiriyorlar. Taşeron firmalarda bakımlar yapılıyor onlara. Burada size bir tane uçak boyası yapan bir şirketi görmüştüm. Burası aynı zamanda kiralama şirketleri açısından da çok iyi bir yer. Uçakları geliyorlar, bir müşteriden aldılar, iade aldılar diyelim. Burada bekletiyorlar. Yeni bir müşteriye gideceği zaman burada iki tane boyama hangarı var. Orada boyatabiliyorlar. Onların bakımlarını, ağır bakımlarını yapabilecek kapasitede büyük firmalar var. Bunlar taşeron firmalar tabii. Orada da bakım yapabiliyorlar ve bunun sayesinde tek bir merkezde ucuz maliyetlerle hem bakımlarını yaptırabiliyorlar hem uçaklarını yeni müşteriye göre değiştirebiliyorlar ve hem de aynı zamanda uçakların boyasını da değiştirmek çok daha basit bir şey oluyor. İşte o yüzden burası çok önemli. Burası eski bir hava üssü, artık sivil amaçlarla kullanılıyor. Ve uzun pistleri de var. Dolayısıyla 747 gibi 380 gerçi burada hiçbir zaman 380 bulunmadı ama o tür büyük uçakları bile kaldırabilecek kapasitede bir havaalanı. Zaman zaman
dediğim gibi periyodik bakımların yapılması için de kullanıyor şirketler. Zaman zaman da işte ne bileyim pandemi gibi veya şöyle bir şey olabiliyor. FedEx'in 757'lerini gördük. FedEx biraz küçülmeye gittiği için şu an bütün 757'lere ihtiyacı yok. Onların bazılarını çölde bekletiyor. Bir kısmını kullanıyor. Onların bakım zamanı geldiği zaman çöldekilerle onları değiş tokuş yapıyor. Ve o sayede hem bu uçakları uçabilir durumda tutabiliyor hem de aynı zamanda bir uçağın yerde kalmasını, bakım nedeniyle yerde kalmasını ve servislerinin veya hizmetlerinin aksamasını engellemiş oluyor. Şimdilik benden bu kadar. Daha fazla arabayla gezerken bir şeyler çekebilirsem eğer çekeceğim sizler için. Hepiniz merak ediyordunuz niye uçaklar çöle gidiyor, çölde ne vardı, neden oraya gidiyorlar diye. Bununla ilgili bir video çekmek istemiştim sizlere. Bu videoyu bu kadar efor sarf etmemi, bu kadar yol gelmemi de takdir için bir tane like'ınızı alayım. Aynı zamanda bu videoyu diğer arkadaşlarla da paylaşmayı unutmayın. Burada sizleri Volotea'nın 717'leriyle baş başa bırakayım. Harika bir görüntü şurada. Gerçekten güzel uçaklar ama aynı zamanda da bunların sonlarının böyle olması gerçekten de hüzün verici. İleriye doğru gidip daha başka uçakları da çekebilecek miyim onu görmek lazım. Belki de buradaki havaalanı otoritesine gidip bir konuşmak ve belki de bir izin almak mümkün olabilir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.